بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Lütfuna, merhamet ve nimetlerine iman ettiğimiz gibi onun çok şiddetli azabının da olduğuna iman etmek zorunluluğumuz var. Her konuşmada veya her türlü nasihatte cehennemden, azaptan, Allah'ın yakmasından bahsetmek elbette hoş bir şey değildir ve uygun da değildir, eğitici de değildir. Hele hele insanlarımızın bazıları çocuklarına belki kolay bir terbiye olsun diye bazı hataları yapınca Allah yakar diye, Allah cehenneme atar diye çocuk eğitimi için cehennemi, Allah'ın yakmasını, ateşini vurguluyorlarsa bu her yönüyle yanlış bir eğitimdir, yanlış bir terbiye metodudur. Çünkü çocuklar bazen hatalar işleyebileceklerdir. Onların akılları henüz kıvama gelmediği için, mükellef yaşlarında olmadıkları, büluğa ermedikleri müddetçe onlara Allah yakar demek, Allah'ın ateşiyle, azabıyla, cehennemiyle daha büluğa ermemiş bir çocuğu tehdit etmek, anne baba açısından da, eğitimciler, öğretmenler, hocalar açısından da çok çok yanlış bir ifadedir. Allah'ı sadece yakan, yakıcı, azabı olan cehennem sahibi bir gaddar, zalim, ceberut bir ilah olarak anlatmak çocuğun zihninde de yanlış bir ilah anlayışına götürecektir. Onun yakıcılığını ve cezasını önceliklemek Kur'an usulüne göre de, peygamber terbiyesine göre de kesinlikle yanlıştır. الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. والحج. Biliyoruz ki Kur'an'dan ve sünnetten yola çıkarak kafirlerin çocukları bile büluğa ermeden öldülerse Allah onları yakmayacaktır, azap etmeyecektir, cehennemine atmayacaktır. Öylesine merhamet sahibi bir Allah inancı insanlara yerleştirmelidir. Çocuk yaştaki insanların ne yaparsa yapsın, yaptıklarından dolayı Allah'ın azabıyla, ateşiyle, cehennemiyle tehdit edilmesi hem Allah'a hem dinimize iftiradır. Muhammedun Resulullah, ikametussalah, itauzzekah ve savmu Ramazan. Hem de terbiye yönüyle, eğitim yönüyle, Allah'ı sevdirmemek yönüyle yanlıştır. O yüzden cennet ve cehennem konusunda bazen vaizlerin veya halk kitabı türündeki bazı kitapların mübalağalı tasvirleri söz konusudur. Bunlar bazen eğitim amaçlı terhib ve terhib dediğimiz korkutma ve rağbet ettirmek, teşvik etmek amaçlı ifadeler olabilir ama bu konularda uydurma veya zayıf hadisler de söz konusu olabilir. Gaybla ilgili konularda delilsiz beyanlar yanlıştır. Çocuklara azapla, cehennemle ilgili direkt olarak Allah seni sevmez, Allah seni yakar ifadesi yerine bunu yapmazsan, şu güzellikleri yaparsan Allah seni çok sever, Allah sana çok güzel nimetler verir, Allah sana cennet verir, dünyada yardım eder şeklinde olumlu şekilde Allah'ın rahmetini, cennetini önceliklemek gerekir. Allah kendisini öncelikle Rahman ve Rahim olarak merhamet sıfatlarıyla tanıtır ve esmasının %90'ı ve daha fazlası da hatta
rahmetle, lütufla, nimetle, ihsanla alakalıdır. O yüzden cehennem konusunu dozu ayarlanmış şekilde ve uydurma ve zayıf rivayetlerden arındırılmış şekilde çocuklara cehennemden bahsederken Allah seni yakar şeklinde değil de Allah inanmayan, bülüğ yaşını aşmış, aklını başına aldığı halde isyan etmekte direnen, Allah'a şirk koşan insanları yakar, Allah'a hakkıyla kul olmaya gayret eden insanlara da dünyada ahirette çok büyük nimetlerle lütufta bulunacaktır. İsyan edenlerin de azaba liyakat kesverecekleri, kendi elleriyle kendilerinin azabını kendilerinin istedikleri böyle bir akılsızlara acımamak gerektiğini güzel dille anlatabilmek, eğitimcilerin, anne ve babaların hassasiyet göstermeleri gereken hususların başında gelir diye ifade edelim. أتذكر إخواني الجواب جنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان ستين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير.